Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir incelemesi yapıyorum. Pusat Business Pro kablosuz metal klavye. Bilmeyenler için hatırlatmamda fayda var. Pusat Master Notebook'un bir aksesuar markası ve ben daha önce bu markaya ait birkaç ürünü incelemiştim sizlerle birlikte. Pusat'ın bu kablosuz klavye modeli farklı cihazlara bağlanabilme özelliği bulunan ve Bluetooth teknolojisinin üzerinde barındıran bir çözüm. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Bir kere şunu söylemem lazım. Cihaz çok şık bir tasarıma sahip. Bunun en önemli sebebi ise cihazın alüminyum bir gövdeye sahip olması. Bu alüminyum gövde hem hafiflik sağlıyor hem de böyle güzel bir görünüm sahibi olmasına da katkıda bulunuyor. Özellikle böyle alüminyumun o güzel dokusu, o hissiyatı aslında böyle üst düzey bir cihaz izlenimi de veriyor bizlere arkadaşlar. Cihazın böyle yan tarafında, şimdi yukarıdan bakıyorum ben ama yan tarafında, ön yan tarafı diyebileceğimiz bölümde bir açma kapama tuşumuz var. Şurada bir böyle delikler var. Muhtemelen içerideki havalandırma için kullanılıyor. Bir de tip C bağlantı yuvası var. Tip C bağlantı yuvası niçin kullanıyor merak ediyor olabilirsiniz. Şarj etmek için kullanıyor. Çünkü bunun üzerinde bir adet pil var arkadaşlar ve o pil sayesinde enerji aktarımı yapılıyor. Klavyenin sağ üst tarafında çeşitli fonksiyonları gösteren 5 adet LED ışık bulunuyor. Bunlar açıldığı zaman hepsi yanıyor. Daha sonra fonksiyonlara göre farklı farklı şekilde yanarak size bağlantı ve diğer durumlar hakkında bilgi veriyorlar. Bunun dışında cihazın yani herhangi bir yerinde başka bir bağlantı vesaire yok. Standart Q klavye zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Ayrıca ben detaylarda yine bu ürünle ilgili görüntüleri sizinle paylaşacağım. Aynı zamanda nümerik tuş takımı da var klavyenin hemen yanında. Ve bu haliyle bile bir çantaya sığıyor arkadaşlar. Onu da detaylarda size göstereceğim. Bir sırt çantasına bile koyup yanınızda da taşıyabiliyorsunuz. Mesela tablet senaryosunda bu mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda dizüstü bilgisayar senaryolarında da ki bunu ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Mümkün olacaktır çantanıza atıp haricen bir klavye gibi de taşıyabiliyorsunuz bu ürünü. Çok büyük değil. Bunun daha küçükleri de var biliyorsunuz piyasada satılan farklı markaların ama bu ürün de aşırı derecede büyük değil. Fiziksel özellikler açısından şunu söyleyebilirim. Fonksiyon tuşları var. Cihazın üst kısmına konumlandırılmış. Zaten klasik bir klavye olduğu için bu var. Hem Windows hem Mac uyumlu olduğu için klavyenin üzerinde hem Windows için hem de Mac için kısa yolları da görebiliyorsunuz. Fonksiyon tuşu da var. Fonksiyon tuşlarının farklı farklı kullanımıyla farklı özellikleri aktive edip kapatabiliyorsunuz veya açabiliyorsunuz. Bu şekilde güzel bir şekilde bir kullanılan bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim Pusat Business Pro kablosuz metal klavyenin teknik özelliklerine. Çoklu cihaz kullanımı mümkün olduğunu söylemiştim. Bluetooth ile iki cihaza aynı anda bağlanabiliyor ve geçiş yapılabiliyor. Renk seçenekleri olarak bir tane var. O da açık gri arkadaşlar. Zaten metal olduğu için yani alüminyum gövdeye sahip olduğu için farklı bir renk seçeneği mümkün değil. Arka aydınlatma var. 7 farklı renkle aydınlatabiliyorsunuz klavyenin tuşlarını. Bunları da seçebiliyorsunuz hatta. O da güzel olmuş. Kırmızı, sarı, mavi, açık mavi, mor, beyaz ve yeşil olmuş. Olmak üzere 7 farklı rengi seçebiliyorsunuz. Bluetooth 5.1 teknolojisini kullanıyor. 10 metre bir etki mesafesi var. USB tip C üzerinden şarj oluyor. Bunu söylemiştim zaten. Üzerinde 2000 mAh'lik bir batarya var arkadaşlar klavyenin. Bu 2000 mAh'lik pille eğer cihazın ışıklarını açarsanız 55 saat, bu ışıkları kapatırsanız 100 saatlik bir pil ömrü mümkün hale geliyor. 12 adet multimedya tuşumuz var. Bilgisayar, tablet, telefon ve TV ile kullanılabiliyor. Windows, Android, macOS, iOS ve akıllı TV işletim sistemleri desteği var. 504 gram bir ağırlığımız var ve fiyatı ise 1099 TL. Şimdi gelelim ürünün kullanım deneyimine. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de şık bir tasarım var. Onun şık olduğunu söylemiştim zaten ama bunun en önemli sebebi yine girişte söylediğim gibi kullanılan malzeme. Alüminyum bir malzeme kullanıldığı için gerçekten de şık duruyor. Yani dokunduğunuz zaman, kullandığınız zaman gerçekten de kullanım deneyimine ama bir sıkıntısı yok. Bluetooth'tan bağlandığı için Bluetooth teknolojisini destekleyen bir bilgisayar olabilir. Orası önemli. Ben bir notebook'ta denedim mesela. Gayet güzel bir şekilde çalıştı, kullanıyorsunuz. Masa üstünde denedim. Masa üstünde de Bluetooth var bende. Ve Bluetooth'la birlikte masaüstü bilgisayarınızı eşleştirip kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir tabletle denedim. Tablette zaten Bluetooth oluyor. Bluetooth'la eşleştirip kullanabiliyorsunuz. Ek olarak bir de Android TV Box'la denedim. TV Ready Plus var bende biliyorsunuz. Onun üzerinden denedim ve gayet güzel bir şekilde özellikle YouTube'da çok işe yarıyor. Bu hani bir şey yazarken tek tek yazmaktansa çok sıkıcı oluyor. Böyle bir klavye taktığınız zaman direkt kullanmaya başlıyorsunuz. Kullanımı kolay. Yani kullanımla ilgili bir sorunu yok veya kurulumla ilgili. Bluetooth'tan bazı zamandan itibaren cihazda o destekliyorsa hemen kullanmaya başlıyorsunuz. Ben tuşlarını beğendim. Şöyle söyleyeyim. Tuşların bakın şurada hemen ekranda da göstereyim. Detaylarda da bunu size göstereceğim arkadaşlar. Tuşların boşlukları oldukça iyi bir şekilde ayarlanmış. Ayrıca tuşlar dikdörtgen şeklinde evet ama ortaları böyle daire şeklinde bir tasarıma sahip. Bu da hani parmaklarınız üzerine koyduğunuz zaman rahat oturmasını sağlıyor. Bu da benim hoşuma gitti. Kullanımı gayet güzel. Yani Q klavye, Türkçe Q klavye zaten. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Fonksiyon tuşları falan da çok faydalı.
faydalı. Aynı zamanda kendi bir function tuşu da var. O function tuşuna bastığın zaman tuşların özellikleri de değişiyor. Standart zaten bu, biliyorsun, bütün klavyelerde olan bir şey. Işığın rengini şöyle ayarlıyorsunuz. Function tuşuna basıp sağ ok tuşuna ya da aşağı ok tuşuna bastığınız zaman ışığı açıp kapatma ve renkler arasında geçiş yapma imkanı sağlanıyor. Ben bu renkleri beğendim. Hatta şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz. Düşük, orta ve maksimum şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Ben renklerini de beğendim. Yani farklı farklı renk olması da güzel. Yani bu tarz çok klavye var ama hani böyle renk seçeneği olan klavye olması bence güzel olmuş. Çünkü bir taraftan da bu hani böyle business, yani iş dünyasına yönelik ama isterseniz böyle renkli bir hayale çevirebiliyorsunuz. Tabii bu size kalmış. İsterseniz de ışığı da kapatmanız da mümkün veya beyaz renkte tutmanız mümkün. Işık olayı şöyle işe yarıyor. Gece hani veya karanlık ortamlarda gerçekten de işe yarıyor. Gündüz zaten çok fark edilmiyor ama gece ortamlarında veya ışığın az olduğu ortamlarda gerçekten de bu ışık çok güzel oluyor. Ben bu ışık olayını çok beğendim. Genelde bu tarz hani böyle iş dünyasına yönelik ürünlerde bu tarz ışık olmuyor. Pusat'ta var ve hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Gelelim tuş sesine. Çok fazla tuş sesi yok. Hatta çok sessiz de var. Bakın. Normal. Şöyle basıyorum şu anda. Hatta biraz daha yakına getireyim ki siz de sesi duyun. Yani çok öyle bir tuş sesi olduğunu söyleyemem ve gerçekten de sessiz bir şekilde cihazı kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Bunu niye anlatıyorum? Genelde bu tarz klavyelerde çünkü ses oluyor. Mekanik bir ses oluyor. Bu üründe çok fazla bir ses yok. Sessiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Pil ömrüyle ilgili teknik verilerde verdim ama 100 saatlik bir pil ömrü var. Eğer ışığı açmazsanız, ışığı açtığınız zaman bu 55 saate, yani yarı yarıya kadar düşebiliyor. Ben genelde ışığı açmadan kullandım ve şarj ettikten sonra da bitiremedim henüz. Öyle söyleyeyim, yani 100 saat kullanmadım diye düşünüyorum. Oldukça uzun bir pil ömrü ve günlük kullanımda hani ortalama 8 saat kullansanız 2 haftalık bir pil ömrü oluyor. Eğer ışığı açmazsanız, ışığı da açarsanız 1 haftayı 10 günü bulur diye tahmin ediyorum. Yani pil ömrü iyi. Kolay kolay da bitiremezsiniz diye düşünüyorum. Peki bu cihaz kimler için olabilir? Tasarımcılar için uygun olabilir. Onu söyleyebilirim. Yazılımcılar için işe yarayabilir. Çünkü hani çok güzel, çok şık görünüyor böyle ve masanın üzerine koyduğunuz zaman da gerçekten de güzel görünen bir klavye var. Mimar, mühendis, videografer ve profesyonel olarak bu tarz bir klavye kullanmak isteyenler için de güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Hatta mesela şöyle senaryolarda olabilir. Televizyonda kullanabiliyorsunuz. Akıllı televizyonda veya Android Box'ta kullanabilirsiniz. Ben işte Android Box'ı denedim. Güzel çalışıyor. Bir sıkıntısı yok. Notebook'ta kullanabilirsiniz. Masa üstünde kullanabilirsiniz ki masa üstünde gerçekten de güzel oluyor. Onu söyleyeyim. Aynı zamanda tablette mobilken kullanabilirsiniz. Yani tableti çantanıza koyduğunuz bu ürünü de attığınız yanına ve işte tableti hızlı bir şeyler yazmanız lazım. O zaman çok işe yarıyor. Bu konuda da işe yarayacağını söyleyebilirim. Yani kullanım durumu birazcık bu farklı senaryolarla size bağlı. Açık söylemek gerekirse nasıl kullanacağınız, hangi özelliklerini kullanacağınız, hangi fonksiyonları nerede kullanacağınız birazcık da ihtiyaçlar belirliyor. Söylediğim gibi ben farklı senaryoları söyledim ama mesela benim açımdan mesela tablette kullanmak daha mantıklı gibi ve bilgisayarda, yani PC bir masaüstü bilgisayarda kullanmak daha mantıklı gibi, ama sizin için çok farklı yerlerde de kullanım mümkün olur diye düşünüyorum. Ürünün satış fiyatı, ben bu videoyu çektiğim tarih itibariyle 1099 TL'ydi. Çok yüksek bir rakam değil. Yani muadillerine baktığımda, benzer özellikler sunan ve bu kalitede ve bu şıklıkta diğer modelleri göz önüne aldığımda fiyatın onlardan daha iyi olduğunu hatta söyleyebilirim. Fonksiyon açısından değerlendirdiğimde ise ürünün Bluetooth teknolojisini kullanarak iki cihaza birden bağlanıyor olması önemli artılarından bir tanesi. Ayrıca tasarımın şık olması, ışıklandırmasının olması benden tam puan aldı. Bu arada pil ömrüyle ilgili şunu söyleyeyim. Cihazı kullanmadığınız zaman otomatik olarak kapanıyor ve düğmesine bastığınızda, herhangi bir tuşuna dokunduğunuzda otomatik olarak açılıyor. Bu da pil ömrünün artması konusunda önemli bir katkı sağlıyor. Evet arkadaşlar, bir incelemenin daha sonuna geldim. Bu videoda sizlere Pusat Business Pro kablosuz metal klavyeyi incelemeye çalıştım. Bu ürünle ilgili benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Gözümden kaçan noktalar olabilir. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Ve elimden geldiğince de yanıt vermeye çalışıyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Bu tarz ürünler geliyor, markalar gönderiyorlar. Videolara bakıyorlar, izlenmelere bakıyorlar. Kaç abonem var diye soruyorlar. Bu konuda destek olursanız çok sevinirim. Abone olmayanlar varsa aramızda abone olsun. Abone olanlar da yorum yazabilir, videolarımı paylaşabilir. Bu şekilde bana destek olursanız çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Bu tarz ürünler geldiğinde incelemesini çekmeden önce oralarda paylaşımlar yapıyorum. Sizin fikirlerinizi soruyorum. Hatta bazen özellikle oraya koyuyorum ki varsa yorumu olan, fikri olan o yorumları bana iletsin diye, ki videolarda, incelemelerde o yorumlardan da faydalanıyorum. Oralardan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.